Takas İstanbul beklenti raporunu sunar. Efendim devam ediyoruz gelişmeleri aktarmaya EkoTürk ekranlarında ve şimdi karşımızda Mustafa Aşkın var, stratejist ve kendisiyle ekonomi gündemini konuşalım. Hoş geldiniz yayınımıza, günaydın, iyi haftalar. Günaydın, teşekkür ederim, iyi haftalar diliyorum size. Şimdi geçtiğimiz hafta aslında Ağustos ayının en önemli haftalarından biriydi. Çünkü içeride Merkez Bankası'nın kararı, dışarıda da Jackson Hole toplantılarını takip ettik, biliyorsunuz siz de. İçeride sürpriz bir faiz artışı geldi. Jackson Hole'den de aslında gerekirse daha fazla faiz arttırabiliriz diyen bir Fed Başkanı gördük. İkna edici düşene kadar faizler yüksek kalabilir dedi kendisi ve de orada hani faiz artışlarının hala masada olduğuna yönelik bir mesaj aldık biz. Ama ben piyasa yorumcularına bakıyorum. Aslında daha şahin konuşabilirdi. Beklentiye göre daha güvercin konuştu şeklinde de yorumlar var. Şimdi ben öncelikle Jackson Hole ile başlamak istiyorum. Yani yurt dışından gelelim. Ne dersiniz? Oradaki mesajları nasıl okumak lazım? Ve önümüzdeki dönemde dünya ekonomileri için ne ifade ediyor Powell'ın verdiği mesajlar? Aslına bakarsanız Powell daha önceki söylemlerinden farklı bir şey söylememeye çalıştı. Bu son bir senedir yaptığı gibi enflasyonu düşürmek için gerekli önlemleri alacaklarına, gerekirse veri bazlı olarak sıkılaştırma yapabileceklerine dair bir politika seti sundu. Hatta orada ilginç bir cümlesi vardı. İşte gökyüzü parçalı bulutlu, yıldızları görebiliyoruz ama tam bulutlar dağılmadı dedi. Burada net bir şekilde faizlerin ve gerekirse sıkılaştırmanın devam edeceği konusunda bir fikir vermeye çalışıyor piyasa, ama bunu yaklaşık bir senedir veriyor. Dolayısıyla aşırı şahin diyemeyiz ama kesinlikle güvercin de değil. Bu bağlamda baktığımızda dünya ekonomisinin etkisi ne olur? Bir miktar daha temposu yavaşlasa da Amerikan Merkez Bankası'nın sıkılaştırma politikasını devam ettireceği kanaatindeyim. Ama baktığınızda bunun içinde biraz daha veri bazlı olacakmış gibi görünmekte. Şu andaki etkiden çok daha fazla bir etkisini dünya ekonomisinde görmek pek mümkün değil. Varlıkları büyümeyi ve istihdamı dengeleyici bir politika izlemeye çalışıyor bir yandan Amerikan Merkez Bankası. Bu nedenle çok büyük bir dalgalanma yaşayacağımızı zannetmiyorum ama esas sorunun özellikle uzak doğudan kaynaklı gelişebileceği kanaatindeyim. Çin Merkez Bankası'nın ekonomiyi teşvik etmek amacıyla yaptığı çeşitli önlemler var Çin hükümetinin. Çin büyümesinde de ve fiyatlamasında da ciddi sorunlar yaşamaya başladı. Deflasyonist bir eğilim var. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde deflasyonist bir eğilimin olması tabii. Diğer büyük merkez bankalarının da parasal sıkılaştırmada bazı değişiklikler yapabileceklerinin öncü göstergesi olabilir. Dolayısıyla Amerika, bildiğimiz Amerikan Merkez Bankası söylemlerini ifade etse de önümüzdeki dönemde özellikle Çin'i ve Çin'le ilgili gelişmeleri dikkatli izlemekte fayda var gibi geliyor bana. Evet, şimdi birkaç gelişme var Çin'le ilgili. Ben bunları aktarayım siz hazır Çin demişken. Şimdi Amerikan Ticaret Bakanı Gina Raimondo şu anda Çin'de ve demiş ki Pekin'de dünyanın en büyük iki ekonomisinin istikrarlı bir ekonomik ilişkiye sahip olmaları son derece önemli başlığı var kendisinden buradaki temaslarından çıkan. Çinli yetkililerle görüşmelere başlamış ve dünyanın iki büyük ekonomisinin istikrarlı bir ekonomik ilişkiye sahip olmasının önemli olduğu vurgusunu yapmış. Amerikalı firmaların Çin'de faaliyet gösterme konusunda artan zorluklar yaşadıklarını bildirmeleri ve Çin'in, ABD'nin Çin'in gelişmiş yarı iletkenlere erişimini engelleme çabalarını da sert bir şekilde eleştirmesi nedeniyle ticari bağları güçlendirmek istiyor notu var bugüne ilişkin olarak. Diğer taraftan Çin'de borsalarla ilgili yeni önlemler almışlar, taze bir gelişme. Yetkili otoriteler kötü performans sergileyen borsayı canlandırmak için kaldıraçlı işlemlerdeki teminat oranlarıyla damga vergisindeki kesintiler dahil olmak üzere yeni önlemler uygulanması kararı aldı diyor.
Ben arkadaşlardan rica edeyim Asya grafiğini de. Çünkü bugün orada pozitif bir hava vardı. Hatta Şangay borsasında %2'yi aşan primler vardı sabahleyin. Yükselişe damga vuran herhalde bu gelişmeler oldu diye ben düşünüyorum. Bu arada bugün Evergrande'de 17 aylık aranın ardından ilk kez borsada işlem görmeye başladı Hong Kong borsasında ve orada da %87'ye varan bir düşüş yaşanmış Evergrande'nin hisselerinde diye de notumuzu düşmüş olalım. Şimdi Çin'le ilgili şöyle bir konu var biliyorsunuz. Çin hükümetinin aldığı bazı önlemler var. İşte faizleri indirdi biliyorsunuz sürpriz bir şekilde. Yuan'a destek olmak için bir takım hareketleri vardı. Ama bunların yeterli olmadığı ve geniş bir paket aslında ihtiyacı olduğu ifade ediliyor Çin'de. Sizce o paketi görür müyüz? Çünkü hükümetten de bu yönde pek de bir sıcak açıklama gelmedi. Bir süre önce Çin Komünist Partisi'nin genel kurulu yapıldı. Öyle nitelendirebiliriz. Orada büyümeden biraz fedakarlık edilebileceğini ve daha makul sürdürülebilir bir büyümeye gidebileceği ile ilgili çeşitli söylemler ifade edilmişti. 6 ay önce kadar zannedersem. Muhtemelen onu hayata geçirmeye çalışırken yaşanan bu sıkıntı bazı teşvikleri gündeme getirdi. Özellikle gayrimenkul, gölge bankacılık ve finansman ulaşımı konusunda Çin devleti bazı adımlar atmak zorunda kalacak bence. Evergrande olayından sonra ikinci bir yine gayrimenkul şirketinin yaşattığı sıkıntıları daha yeni konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla oradaki sıkıntılar devam edecekmiş gibi görünüyor. Alınan önlemler şu an itibariyle biraz makyaj önlemler. Borsaya bir parça daha doping etkisi yaratmak için alınan önlemler ama bu önlemlerin çok ciddi kalıcılık yaratacağı kanaatinde değilim. Bu bağlamda düşünürsek önümüzdeki dönemde Çin ekonomisinde daha köklü önlemlere ihtiyaç var. Nasıl alınacağı konusunda tabii kapalı bir ekonomi kısmen pek fikir yürütmek mümkün değil ama Çin Merkez Bankası'nın eli güçlü. Orada bazı teşvikler, kredi mekanizmasının canlandırılması, kredi aktarım mekanizmasının tekrar daha iyileştirilmesi gibi faaliyetler yapılabilir. İş tüketimde de bazı sorunlar var. Orada da bazı vergi indirimlerine gidilebilir. Ama netice itibariyle Çin ekonomisi eskiye oranla alıştığımız 90'lı yıllar, 2000'li yıllardaki gibi %9, %10'luk büyümeleri ulaşması oldukça zor görünüyor kısa vadede. Dolayısıyla oradaki gelişmeler emtia fiyatlarından tutalım da dünya ticaret hacmine kadar pek çok gelişmeyi etkileyecek boyutta. Dolayısıyla dikkat takip edilmesi gereken bir ekonomik gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Evet, peki şimdi biz kendi tarafımıza gelirsek eğer 750 bas puanlık faiz indirimi geldi. Bunun borsada bir dalgalanma yarattığını gördük. Yani volatilitenin arttığı bir haftayı aslında biz geride bıraktık. Şimdi bunun öncelikle borsa üzerinde nasıl etkileri olacağını düşünüyorsunuz? Hangi endeksler üzerinde? Kaldı ki bankacılık endeksinin arttığı gün, faizin arttığı gün bankacılık endeksinde %9'a varan bir yükseliş gördük biz. Ama endeks de o gün eksi kapatmıştı biliyorsunuz. Cuma günü artı kapattı %3'le ama orada hafif bir geri çekilme vardı bankacılık endeksinde. Şimdi önümüzdeki dönemde hangi endekslerde nasıl etkiler olur döviz kurundaki gerilemeyi de hesaba katarsak eğer? Başta makro çerçevede bakarsak faizin artması genelde borsalardaki yatırımcının iştahını kaçırır, risk iştahını kaçırır. Ama Türkiye'de Merkez Bankası'nın rasyonel politikalara dönecek olmasının verdiği rahatlıkla piyasalar özellikle mali sektörde alım yönünü tercih ettiler ki bu da haksız bir neden değil. Ama artırılan faiz oranı bile henüz reel getiri sağlamayacak bir faiz oranı. Sadece burada beklentilerin bir parça daha rasyonelleşmesi ve iyileşmesi umudu var. Bunu fiyatlamaya çalışıyor borsamız. Önümüzdeki döneme baktığımızda özellikle bu haftanın mevduat faizlerinin belirlenmesi adına önemli bir hafta olduğu düşüncesindeyim. Normal bankalarımız, ticari bankalarımıza baktığımızda bu hafta açıklayacakları mevduat faiz oranları 40 veya 40'ların biraz daha üstünde olabilir. Bu eğer borsadaki bazı yatırımcıları risk almaktan kaçırırsa veya imtina etmeye yeniden olursa bir parça para çıkışı görülebilir.
borsanın özeline geldiğimizde hakikaten çok hızlı bir rally yaşadık seçimden sonra. Bunun sindirilmesi gerekiyor. Ama borsa düşme eğilimini taşımak istemiyor. Bir gün sanayi sektörü, bir gün bankacılık sektörüyle endeksi tutma çabası var borsadaki işlem yapanlarda. Çok sağlıklı mı derseniz değil. Ama borsa kendince dirençli kalmaya çalışıyor. Sektörel bazda baktığımızda bankacılık sektörünün büyük bir potansiyeli olmasına karşın geçmişte yapılan çok ciddi düzenlemeler var. Henüz bu düzenlemelerden kurtulamadı. Dolayısıyla bu düzenlemelerden kurtulamadığı için bilanço yapısında bazı sıkıntılar olabilir. Risk anlamında değil ama yönetim anlamında bazı sıkıntılar yaşayabilir. Diğer taraftan baktığınızda ucuz olmasına rağmen zaman zaman yabancı yatırımcının bir kısmının da bankacılık sektöründe işlem yaptığı görülse de sanayi sektörü hala popülerliğini koruyor. Bankacılık ve sanayi sektörünün önde gelen hisse senetleriyle az önce ifade ettiğim gibi borsa endeksini tutmaya çalışan bir yatırımcı grubunda olduğu çok net bir şekilde borsamızda görülüyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankamızın para politikası yine bu rasyonelite de devam ederse ve maliye politikası da buna destek verirse mali sektörün potansiyeli olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Diğer sektörlere gelince yüksek enflasyonun yarattığı bilanço şişkinliği ve kar şişkinliğini bir parça temizlemek, makyajını temizlemek gereken bir süreç içindeyiz. Çok iyi hisse senetleri olmasına rağmen fiyatları aşırı derecede yükselmiş, şişmiş, balonlaşmış hisse senetleri de var. Dolayısıyla sektörden ziyade hisse bazlı analizler yaparak doğru hisseyi seçmek bundan sonra giderek daha önem kazanacak borsada. Evet, şimdi o konuda biraz bize bir açılım yapabilir misiniz? Size göre iskontolu olanlar özellikle hangi endekslerde, şişme olanlar hangi endekslerde? Tahmin etmek, daha doğrusu bunu net isimlendirmek oldukça güç ama şöyle diyebilirim. Mali sektördeki pek çok hisse senedi teknik olarak ucuz görünüyor. Ama burada da az önce ifade ettiğim gibi otoritelerin düzenleme ve faizlerle ilgili getireceği düzenlemelerin yaratacağı baskı unsurları da yok değil. Diğer taraftan sanayi sektörü içinde hala ucuz kalmış hisse senetleri var mı? Var. Ama sanayi hisse senetlerinin büyük bir kısmının oldukça primli olduğunu grafiklere baktığımızda da, bilançolara baktığımızda da görüyoruz. Diğer tarafta ulaştırma popüler bir sektördü. Orada da bir doygunluk olduğunu unutmamak gerekiyor. Birkaç tane hisse senedi dışında ulaştırma sektörünün çok doygun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Enerji sektörü geçtiğimiz haftalarda popülerdi. Bence orada da ciddi bir doygunluk söz konusu artık. Biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Halka arıza gelince, halka arz hakikaten incelenmesi gereken bir süreç yaşıyor Türkiye'de son 2,5-3 yıldır. Çok garip fiyatlamalar söz konusu bazı hisse senetlerinde. Yani yatırımcılar artık orada hisse senedi almıyor. Bilmiyorum, herhalde bir 20-30 yıl sonrası için fiyatlama yapmaya çalıştıkları hisse senetleri de var. Her halka arzdaki hisse senedini almak iyi değildir. Bunu yatırımcının öğrenmesi gerekiyor ama şu anda bir sürü psikolojisi içinde ne alırsam alayım kazanayım hevesi var. Ama bundan sonraki süreçte daha seçici olmakta fayda var gibi geliyor bana halka arzlarda. Dolayısıyla temel analizi baz alacak gelişmeleri, temel analizi baz alacak raporlamayı dikkatli yapmak ve incelemek gerekiyor. Yatırımcılara en önemli tavsiye olarak bunu verebilirim. Evet, ama işte o yeni giren için herhalde pek de kolay değil. Yani daha önce de sizle konuştuk ama şimdi yeni girenler sürekli arttığı için hani bu arada bizim kanalımızda hani ağırlıklı olarak hani finans alanında daha fazla yayınlara ağırlık verdiği için bizim izleyenler de artıyor, sorular da geliyor o nedenle. O yüzden biraz tekrara giriyorum ama şimdi son rakamlar da geldi. 6 milyonu aştı borsaya giren kişi sayısı ve son bir ayda da yaklaşık 1,5 milyon olması gerekiyor. Şimdi notu bulamadım şu anda ama son rakam gelmişti çünkü. Şimdi evet burada hisse senedi yatırımcı sayısı 6,2 milyona ulaştı diyor ve 267.465 kişi gelmiş 25 Ağustos'ta sona eren haftada ve böylece 5.923.000'den 6.190.000'e çıkmışız biz borsada yatırımcı sayısında. Şimdi hani incelemek tabii herkes için kolay değil biliyorsunuz. Bir de yeni halka arzlarda zaten oralara gelen miktarlar genellikle görece düşük oluyor. Dolayısıyla hani mutlaka
bari şunu bilsinler gibi bir şey. Yani o dediğiniz ne var o şekilde bizim vurgulayabileceğimiz? Evet, yeni gelen yatırımcıların çoğu finansal anlamda, finansal okuryazarlık konusunda sorunlu olabiliyorlar. Haklılar. Sadece kulaktan doyma veya işte sosyal medyadaki tuhaf akımlara kapılarak hissesine dalan insanlar da yok değil. Tabii yatırımcı sayısının artması önemli ama burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Halka arzda da daha çok hisse senedi alabilmek amacıyla ailedeki bir kişinin bütün ailenin kimliklerini toplayarak yatırımcıymış gibi gösterdiği durumlar da söz konusu. Dolayısıyla bunlar sanal yatırımcı olarak adlandırılabilir rahatlıkla. Ama gerçek anlamda yatırımcı olanlar açısından borsa ciddi bir öğreticidir. Son 3 yıldır bizim borsamızda çok ciddi bir düzeltme olmadı. Ne alsanız para kazandınız ama bu böyle ilelebet sürecek gibi değil. Finansal sistemde mecburi istikamet olarak gösterildiği için de bir parça böyle borsamız yükseldi. Bakması gereken en önemli şey bence yatırımcının bilançolardaki faiz vergi öncesi kar, öz kaynak karlılığı, aktif karlılığı ve esas faaliyet karlılığı olmak üzere parametreler. Tabii bir de burada borçluluk yapısına bakmak gerekiyor. Dediğim şeyler biraz teknik şeyler ama gerçekten borsada orta ve uzun vadede yatırımcı olmak isteyenler hem aracı kurumlar üzerinden hem çeşitli kurslar üzerinden hem de alacakları kitaplarla, çok cüzi paralar alacakları kitaplarla bunları rahatlıkla öğrenebilirler. Mutlaka araştırma raporlarını okusunlar aracı kurumların ve oradaki analiz mantığını da anlamaya çalışsınlar. Bu işin hap olarak bir günde öğrenilecek bir mantığı yok. Her ne kadar analiz yapsanız da illa o analizin de fiyatlamada doğru olarak yansıyacağı anlamına gelmiyor. Bunu da zaman içinde yatırımcılar öğrenecektir. Dolayısıyla bir süreç. Şu anda ben 3 yıldır hep ifade ediyorum medyada da, acemi piyasasının olduğu bir piyasa var. Neden acemi piyasası? Pek bir şey bilmeseniz de para kazanabildiğiniz bir piyasa. Ama bu önümüzdeki sonbahardan itibaren değişecekmiş gibi geliyor bana. Evet, bunu da isterseniz açalım. Önümüzdeki sonbahardan itibaren ne bekliyorsunuz siz? Bir parça daha profesyonel yatırımcıların ağırlık kazanacağı, hem dünya hem Türkiye'deki makroekonomik gelişmelerin piyasaya etkisinin, özellikle borsa etkisinin biraz daha yoğun olacağı bir döneme girebiliriz. Bu da dalgalanma boyutunu arttırabilir borsada. Dolayısıyla dalgalanma boyutunun artması piyasadaki temel bilgileri okuyabilenler açısından son derece önemli. Bunu okuyabildiğiniz ölçüde başarılı olabilirsiniz. Ama son zamanlarda o deprem felaketinde çok yaşadık bunu mesela. Bilinmedik bir siyah kuğu olayı meydana geldiğinde yeni giren ve acemi yatırımcıların çoğu ne yapacağını bilmeden paralize olmuş şekilde kalabiliyorlar. Oysa burada yapılacak çok ciddi şeyler var. Bunu tabii siyah kuğuları öngörmeniz çok zor ama riski dağıtmak, portföy oluşturmak, biraz teknik olacak ama gerekirse vadeli işlemlerde ters pozisyon almak gibi kayıp durumlarını önleyebileceğiniz mekanizmalar da var. Ama bizim hisse senedi yatırımcısı sadece hisse senedini alıyor, nasıl olsa gidiyor modunda yaklaşık 3 yıldır. Sonbaharda ben dünyada da Türkiye'de de borsalarda oynaklığın artacağını, hisse senedi hareketlerinin hisse bazında önem kazanacağını, sektörel anlamda eski getirilere ulaşılamayabileceğini öngörüyorum. Dolayısıyla dikkatli olunmasında fayda var. Çünkü Merkez Bankası bu trendi devam ettirirse yıl sonu faizleri 35'ler civarına çıkacaktır. Her ne kadar bu nokta bile reel anlamda ciddi eksi bir faiz olsa da mevduat faizlerinin giderek arttığı bir döneme gireceğiz. Bu dönemde de borsadan bir miktar paranın mevduata gitmesini normal karşılamak gerekiyor. Eş dönemde yabancı yatırım sağlanabilirse gerçek anlamda daha derinlikte olan hisse senetlerinde hareketlerin arttığını göreceğiz ama özellikle ufak tefek yeni halka arz olmuş derinliği az olan hisse senetlerinde oynaklığın giderek aşağı yönlü olarak arttığını görebiliriz.
Evet. Peki dolar TL ile ilgili yorum da alayım sizden. Çünkü biliyorsunuz faiz kararının ardından 25-50'lerin altına kadar gevşeyen bir dolar TL vardı ama biz haftayı yine 26-70'lerde kapattık. Şimdi de bakıyorum 26-50'lerde. Şimdi orada sizin beklentiniz nedir? Yani kurdaki hareket sizce nasıl seyredebilir önümüzdeki dönemde? Tabii bunu kestirmek zor ama ben tahmininizi alacağım. Tabii Merkez Bankası'nın geçtiğimiz haftadaki sert faiz artışının reaksiyonu olarak aşağı doğru bir eğilim gösterdi kur ama sonra toparlandı tabii ki. Çok sert aşağı gelmişti. %6'lara yakın düşüş göstermişti. Şimdi normalde iktisadi iktisat kitaplarını açtığımızda enflasyon oranında yerel kurun artabileceği konusunda çeşitli teoriler vardı. Genelde bu doğru çıkar. İlgili yurt dışındaki enflasyonu ve yerel enflasyon arasındaki farkı alır, kurun üzerine eklersiniz. Aşağı yukarı o kadar da kurun artabileceğini söyleyebilirsiniz. Türkiye'de faizlerin de reel anlamda düşük kalması bu kur artışını tetiklemişti geçtiğimiz dönemde. Ama gelecek dönemde muhtemelen faiz artışlarının azalsa da devam edeceği bir süreç yaşayacağız. Kur bu seviyelerde en azından sonbaharın başına kadar kalacakmış gibi görünüyor. İşte 26,5-27-20 arası gibi düşünebiliriz ama sonbahardan sonra hem bizim Merkez Bankamızın hem dünyadaki konjonktürün genel havasına bakmak lazım. Kuru çok aşağı çekmek bu sefer başka problemler yaratıyor. Çok hızlı yukarı gitmesi de enflasyonist baskı yaratıyor. Daha dengeli bir kur içinde hem para hem maliye politikalarının biraz daha etkinleştirilmesi gerekiyor. İşte bu bağlamda sonbahardaki gelişmelere hem yurt içi hem yurt dışı dikkat etmek lazım. Evet, peki ben sizden bir de kapatık, yani çünkü süremiz az kaldığı için bugün beklentiniz nedir açılışta borsa? Sizce nasıl açılır? Ne beklersiniz? Satıcılı mı yoksa alıcılı bir seyir mi bekleyelim? Evet, cuma günü yani beklentinin üstüne sert bir yukarı çıkışla kapattı. Bugün hafif satıcılı bir eğilimle başlar. Ardından tekrar yukarı yapar ve sonra yatay bir seyir izleyeceği kanaatindeyim. Özellikle öğleden sonra piyasanın yönünü daha net algılayabiliriz. Şu anda piyasa geçtiğimiz haftanın verilerini dayanak göstererek kendini hareketlendirmeye çalışacak. Bu arada tabii hafta sonu belirli kanun düzenlemeleri geldi ev alımları ile ilgili. Yine yanılmıyorsam cuma günü İş Bankası'nın iştirakleri ile ilgili bazı haberler geldi. Bunların da borsaya etkisi olabilecektir hisse bazlı olarak dikkatli olmak lazım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Mustafa Aşkın yayınımıza katıldığınız için. Efendim size de iyi haftalar diliyorum ben. Yeniden görüşmek üzere diyelim ve biz burada efendim bu bölümümüzü de kapatalım. Birazdan piyasa analizi saat 9'da yeniden karşınızda olacağız. Yine kısa bir araya gidiyoruz.